Kulak rahatsızlıklarından biraz izleyenlerimizi bilgilendirecek olursak, sıklıkla görülen kulak rahatsızlıkları nelerdir? Kış döneminde orta kulak hastalıklarını daha çok görüyoruz. Özellikle bu burun tıkanıklığı, nezle, grip ve faranjite bağlı, hatta sinüzite bağlı bakterilerin orta kulağa geçmesiyle, özellikle çocuklarda öste kütüphü çok kısa olduğu için, yani boğazla orta kulağa bağlayan kanal yapısı daha kısa. O yüzden en ufak bir hastalıkta çok kolay orta kulak iltihabı olabiliyorlar. Birinci sırada bunu görüyoruz bu mevsimde. Onun dışında orta kulak iltihabının iyileşme döneminde veya yine griplerde, sinüzitlerde kulakta tıkanıklık basınç hissiyle ortaya çıkan, işitme kaybıyla ortaya çıkan bir sıvı birikimi, serozotit dediğimiz sıvı birikimi oluyor. Burada ağrı olmaz kulakta, ama çocuklarda işitme azlığı, hatta erişkinde de aynı şekilde görüyoruz ve kulakta bir kapalılık hissi oluyor. Yani bunların tedavisi genelde aynı. Oradaki solunum yolunu açmak gerekiyor. Burnu rahatlatmak gerekiyor ki burun havalanırsa kulak havalanıyor. O yüzden tabii enfeksiyonlarda ve sıvılarda yine antibiyotik mutlaka veriyoruz. Yanında kulak açıcı, burun açıcı burun spreyleri ve ilaçlarla destekliyoruz bunu. Bu şekilde.